Askeri uzman Adalet Verdiyev, Ermenistan toplumunun Karabağ'daki olaylara kısmen sadık kalmasına rağmen eski Dağlık Karabağ sınırları içindeki toprakların Azerbaycan askerleri tarafından kurtarılmasını kabul ettiğini söyledi. Dağıtılan Ermeni ordusunun siyasi otoriteler tarafından bu operasyonlara doğrudan dahil olduğuna inanmaktan uzağım, ancak bu konularda Rus barış güçleri ve Ermeni siyasi otoriteleri diyalog ve ateşkesi sürdürecek kadar aktif değil gibi görünüyor. Ermeni hükümetinin bu faaliyetlere yardım etmesini beklemiyorduk. Ancak, barış güçlerinin bölgeye girmesine izin veren üçlü ortak bildirinin dördüncü paragrafına göre, Rus barış güçleri bölgeye girişe paralel olarak Ermeni militanların bölgeden çekilmesini sağlamak zorunda kaldı. Rus barış güçleri neredeyse 50 gündür bölgede bulunuyorlar. Ne yazık ki, şu ana kadar Karabağ'da barış güçlerinin kontrolünde olan topraklardan Ermeni militanların ve teçhizatın çekilmesine ilişkin tek bir görsel imge, gerçek veya kanıta tanık olmadık. Gördüğümüz şey, barışı koruma görevlilerinin liderliğinin sözde örgütün ve o örgütün eski önderliğinde, onlarla ortak etkinliklere katılmak için fotoğraf çekmeye daha meyilli olduğudur dedi. Uzman, bölgedeki olaylar ışığında Rusya'nın barışı koruma birliklerinin sayısını artırmaya çalışabileceğini belirterek, ama Azerbaycan hükümetinin buna izin vereceğini sanmıyorum. Rus barış güçleri görevlerini yerine getirmekte güçlük çekiyorsa, o zaman kenara çekilmeliler. Azerbaycan ordusu, bir hafta içinde tüm bölgelerde olduğu kadar Ermeni militanı tamamen temizleme yeteneğine sahip. Ayrıca, Rus barış güçleri görevlerini belirli sayıda birlik ile yerine getirmekte zorlanırlarsa, bölgeye Azerbaycan barış güçlerini davet edebilirler. Azerbaycan, Kosova, Irak ve Afganistan'daki barışı koruma görevlerini ustaca yerine getirdi. Dahası, bu bölgelerin kendi bölgemiz olduğu da dikkate alınmalıdır. Barışı koruma görevlilerinin birliğini artırmanın ve kontrol alanlarını genişletmenin bir tartışma konusu olmayacağını düşünüyorum, kabul edilemez. Aynı zamanda bu, Cumhurbaşkanımızın belirttiği ilkelerle çelişiyor. Bu nedenle, mevcut durumda, Rus barış güçlerinin faaliyet alanını veya ilgili asker sayısını artırmak gerçekçi değildir diye konuştu. Siyasi yorumcu Elçin Mirzabeyli de Ermenilerin Rus barışı koruma görevlilerinin gözlemlediği topraklar üzerinden Azerbaycan askerlerine karşı terör eylemleri gerçekleştirmelerinin endişe kaynağı olduğunu belirtti. Rus barışı koruma görevlilerinin görevlerinin sadece Ermeni sivil nüfusunun güvenliğini sağlamak olmadığını aktaran Mirzabeyli, Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanları ile Ermenistan Başbakanı tarafından topraklarımızda silahlı Ermeni askeri birliklerinin varlığını görmezden gelmek üzere imzalanan bildirinin esaslarına aykırı olarak, yasal faaliyetlerin yanı sıra yasal sorumlulukları da vardır. Bu görevler, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Misyonlarının hukuki desteği ile ilgili genel ilkeler temelinde gerçekleştirilir. Çatışmayı ve sınır ötesi hareketini önlemek için bölgeye kuvvet konuşlandırılması, ateşkes sonrası çatışma durumunun stabilize edilmesi, taraflar arasında kalıcı barışın sağlanması için uygun koşulların yaratılması, kapsamlı bir barış anlaşmasının uygulanmasını teşvik ederek, ülkelere veya bölgelere demokratik yönetişime, iyi yönetişime ve ekonomik kalkınmaya dayalı sürdürülebilir yönetişime geçişle başa çıkmalarına yardımcı olmak, eski savaşçıların silahsızlanma ve yeniden entegrasyonu, güvenlik sektörünü eski haline getirmek, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve insan hak ve özgürlüklerini korumak, kamu otoritelerinin restorasyonu ve güçlendirilmesine yardımcı olmak, sosyoekonomik iyileşme ve kalkınmayı desteklemek gibi görevlerin uygulanmasında ciddi sorunlar var. Bunun nedenleri hakkında çeşitli varsayımlar yapılabilir. Ancak mevcut durumda, bu olasılıklardan daha çok, Hadrut'taki son provokasyonun nedenlerinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu provokasyon ve terör eylemi kimin çıkarına olabilir? Provokatörlerin amacı nedir dedi. Mirzabeyli, Azerbaycan ordusunun kontrolündeki topraklarda 10 tane Ermeni militanın sonuç almasının imkansız olduğunu belirterek, sonra şu soru ortaya çıkıyor, bu teröristleri kim ve neden ölümlerine gönderiyor? Hadrut'un kurtuluşundan bu yana silahlı adamların burada yiyeceksiz, ilaçsız, sıcak giysiler ve barınaksız yaşamış olmaları da makul görünmüyor. Bu, Rus barış güçlerinin gözlemlediği noktalardan bölgeye sızdıkları anlamına geliyor.
Bu tür sızıntılar, Rus barış güçlerinin bölgeyi kontrol etmelerine izin vermediği ve bunun mantıklı bir sonucu olarak barışı koruma görevlilerinin sayısını artırma girişimlerine yol açabilecek mazeretlere yol açabilir mi? Şüphesiz açılabilir. Bir başka olasılık da Ermenistan'daki Karabağ klanı ve onun Hankendi'deki uzantıları tarafından Paşinyan'ı iktidardan çıkarmak için yapılan bir dizi provokasyonla ilgili. Hadrut'un provokasyonu, Erivan'da yaşananların bir halkası olarak da değerlendirilebilir. Hankendi'ye getirilen cesetler, Ermenilere güvenlikleri konusunda seslerini yükseltmeleri ve barışı koruma görevlilerinin sayısını artıracak yeni iddialar için bahane sunması gibi, Erivan'a götürülen cesetler de Paşinyan'a yönelik protestoları yoğunlaştırabilir dedi. Hadrut'taki provokasyonun nedenlerinden birinin de üçüncü güçlerin sürece müdahale etme niyetlerinin olabileceğini vurgulayan uzman, daha önce yaptığım varsayımlarla çelişen yaklaşımlar olsa bile, Rus barış güçlerinin görevlerini yerine getiremeyeceklerine dair bir kanaat oluşturmaya çalışan güçlerin olduğu bir sır değil. Savaş sonucunda bölgedeki nüfuzunu kaybeden güçler, bir dizi provokasyonla Rusya'nın barışı koruma misyonunu baltalamaya çalışabilir. Son olasılık, yakın gelecekte Kavusov ve Lavrov cumhurbaşkanları ile Azerbaycan ve Rusya cumhurbaşkanlarının yanı sıra Ermenistan başbakanının 11 Ocak'ta yapılması planlanan toplantısının sonuçlarını etkileme niyetiyle ilgilidir diye konuştu. Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Bölümü Dünya Siyaseti uzmanı Alexey Fenenko, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü bildirinin uygulanmasını aksatmaya çalışan Ermeni muhalefet güçleri, Azerbaycanlılara saldırarak Paşinyan'ın iktidarını ele geçirmeye çalışıyor dedi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'da kalmasının askeri önemi yok diyen uzman, bu olay Ermenistan'daki güç mücadelesiyle bağlantılı. Saldırı, Paşinyan'ın erken parlamento seçimlerini duyurmasının ardından gerçekleşti. Azerbaycan ile doğrudan diyalog kuracak ya da yeni bir silahlı çatışma ilan edecek Vazgen Manukyan gibi bir intikamcı aranıyor zaten. Azerbaycan askerlerine yönelik saldırılar, intikamcıların Ermenistan'da iktidarı ele geçirme girişimidir. Mesele şu ki, Ermenistan vatandaşlarının Azerbaycan topraklarında yeniden savaşmaya hazır en büyük yurtseverler olduğunu muhalefete göstermek için Kasım ayında imzalanan üçlü bildirgenin uygulanmasının ne pahasına olursa olsun ihlal edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, az ya da çok pragmatik olanlar, yeni savaş Ermenistan için yeni bir yenilgiyle sonuçlanacak. Böyle bir durum, intikamcılara karşı parti için hiç de avantajlı değildir. Ancak Erivan'da iktidar mücadelesi devam ettiği sürece provokasyonlar ve saldırılar devam edecek. Vazgen Manukyan'ın bir zamanlar Ermenistan Savunma Bakanı olduğunu ve ülkenin güvenlik güçleri üzerindeki etkisini sürdürdüğünü hatırlattım. Karabağ'da kalan Ermeni militanların Erivan'a gitmesi durumunda, intikamcılar darbeye hazır askeri birlikler alacaklar dedi.